havlunuza eğer havlu kullanacaksınızsa havluyla sildiniz yüzünüzü ve bu havlunun üstüne yapışmış yağ, toz, sabunun granülleri ne kalmışsa. Çünkü her zaman da iyi yıkanamıyoruz. Bunu yine de biz asacağız, kuruyacak ve buradaki mikroplar da onunla beraber ne olacak? Orada kalıyor, küfleniyor ve orada o havluya absorbe ediyor. Yarın bir daha, üçüncü gün bir daha ve o havlu tabii ki bir mikrop taşıyıcı oluyor. O yüzden bu yaşta size tavsiyem sadece ve sadece peçete kullanıyoruz. Tamam, sizin de cildinizi yıkayalım mı? Olur. Hadi gelin sizin de cildinizi yıkayalım. Hissedin. Hissettikten sonra zaten bırakamıyorsunuz bu türlü bakımları. Harika. Bundan sonra yapacaksınız değil mi? Evet. Evet. Papatya cildi temizler, onarır. Sivilceleri kurutur. Meyan lekeleri giderir. Nişasta bir peeling görevi yapar. Mandalina kabukları da C vitaminidir. Hem güzel kokusu için hem de tabii ki cildin rengini açması için. Ki küçük çilleriniz varsa, cildinizde lekeler oluşmuşsa, göz altında morluklarınız başlamışsa ki siz onları kim bilir kaç çeşit fondötenle kapatıyorsunuz değil mi? Evet. Sakın ama sakın. Şimdi bana bir anlatır mısın? Kaç çeşit cildin için kapatmak için sivilceleri, kaç çeşit uygulama yapıyorsun? Ben sayıyorum hanımlar dinleyin. Bizim haberimiz bile olmuyor. Ruhumuz bile duymuyor neler var bunların çantalarında. Buyurun. Kapatıcı. Ay devam. Fondöten. Evet. Pudra. Evet. Sabitleyici sprey. Evet. Ve bazen renkli fondötenlerle onun rengini mesela kırmızı bir sivilce ise onun üzerine kapatmak için renkli bir fondöten. Yani bir sivilceyi kapatmak için evet. 5 tane ürün kullanıyorsun. Hem masraflı hem de işe de yaramıyor. Evet. Değil mi? Evet. Bence hijyenik doğru ürün kullansanız. Doğru ürün seçseniz bir tane bile size yetecektir. Ama tabii ki sivilceden kurtulmamız şart. Sivilceden kurtulmazsak ne kullanırsanız kullanın size yardımcı olmayacak. Birinci tarifimiz bu kadar. Şimdi size çok güzel anti akne. Sivilceleri kurutan fevkalade size bir maske hazırlattıracağım. Bunun için ikinci kutuyu Öykü Hanımcığım sizden rica edelim. Buyurun getiriyorsunuz. İkinci kutumuz. Ama bu ikinci kutudaki malzemeye gelin buraya. İkinci kutuyu. Malzemeyi göstermek için ben sessiz bir sinema. Sinema yapmak istiyorum. Bravo. Hangi biriniz şimdi anlatacaksınız? Öyle sen anlatacaksın. Sen öyle görünüyorsun. Tamam. Gözlerini kapat bakalım. Gel yanıma. Gel. Bu ne? Bir bakalım. Gözünü açmıyorsun. Tamam. Öykücüğüm şimdi bu malzemeye bakıyorsun. Ve arkadaşına bunu anlatmaya başlayacaksın. Tamam. Tamam. Hazır mısınız? Hazırım. Ben malzememi kaldırıyorum. Yine gizliyorum. Sara Hanım açıyorsunuz gözünüzü. Açtım. Buyurun. Nedir bu? Dal, ağaç. Tamam. Ağaç çok güzel. Meyveleri var. Bravo. Tamam. Çok güzel gidiyorsunuz. Toplayıp yiyebiliyoruz galiba. Tamam. Harika. Sıkıyoruz. Çok iyi. Tamam. Zamanınız bitiyor. 4, 3. Sürdük. Tost. 2. Yedik. 1. O zaman ne olabilir? Zeytin olabilir mi? Zeytin, harika. Zeytinyağı. Tebrik ediyorum seni. Çok çok güzel buldun. Tabii ki ağaçta yuvarlak, sıkılabilecek, ekmeğin üstüne sürülecek tabii ki zeytindir. Zeytinden biz çok faydalanıyoruz biliyorsunuz değil mi? Çok fazla faydalanıyoruz. Yemeklerde, salatalarda, her şekilde zeytin bizim yardımımıza koşuyor. Ama bugün sizinle biz bu zeytinin salamurasından faydalanacağız. Şimdi size ben tarifi göstereceğim. Gelin bakalım. Hiç duydunuz mu zeytinin salamurasından bir maske? Yok, hayır. İlk defa veriyorum. Size, siz de bana yardımcı olacaksınız. Bu sizin maskeniz Öykü Hanım. Bu da sizin. Açayım. Ben istiyorum ki siz kendi ellerinizle hazırlayasınız ve bugün size bunları hediye vereceğim. Eve götürüyorsunuz, buzdolabına bırakıyorsunuz ve bundan sonra yeni çıkan sivilcelerinizi bu şekilde kurutacaksınız. Birinci malzeme, kil, beyaz, gri, mavi,
Hangisini istersiniz? Kilden alıyoruz. İki. İkinci malzemem mısır unu ve zeytin salamurası. Tamam. Kaşıklarımızı alalım. Ben şöyle bırakacağım sizin için. Siz hazırlayacaksınız. Önce iki yemek kaşığı kadar çamurunuzdan alıyorsunuz. Aferin benim kızlarıma. Sivilcelere bu arada savaş açtık. Harika. Mısır unundan da bir o kadar koyalım. İki değil mi? Mısır unu yeterli. Sen de alıyorsun. O kadar güzel sizin sivilcelerinizi kurutacak ki bu malzemeler. Ve tabii ki baz olarak kullanacağımız zeytinin salamurasını bu maskede çok önemli. Neden? Çünkü zeytin kendisini bırakmış. Biraz da tuzda beklemiş ve artık öyle bir sıvı oluşmuş ki inanın ki sivilcelerinizi bir gecede bile %20 kurutma gücüne sahiptir. Ve buraya salamuranın suyundan yardımcı oluyorum size. Karıştırıyorsun Öykücüğüm. İlave ediyorum. Karıştıralım. Harikasınız. Vereyim mi? Biraz. İstiyor muyuz? Birazcık da koydum. Birazcık da koydum. Evet. Zeytini kahvaltıda tüketelim. Salamurasını sivilcelerimizi kurutalım. Karıştırın. Hızlı hızlı, hızlı hızlı. Üç tane malzemeden oluşmuş anti akne, anti siyah nokta maskemizi de fırçalarımı da göstermek istiyorum. Her yerde satılıyor. Kendinize fırça alıyorsunuz. Size özel, has, kendi fırçalarınız olacak. Tamam. Biri senin, biri de senin. Bu maskenizi ben şimdi ilk ben uygulattırayım. Nerede sivilceleriniz varsa böyle bir kıvamda maskemizi hazırladık, karıştırdık. Günde iki veya üç defa sivilcelerin üstüne sadece ve sadece sivilcelerin ve lekelerin üstüne sürüp 10 dakika bekliyoruz. Buz gibi soğuk suyla yıkadıktan sonra anti akne kreminizi sürüyorsunuz veya çocuk pudrası, baby pudralar biliyorsunuz var. Hiçbir şey de elinizin altında yoksa yine de mısır unu veya buğday nişastasından alıp sivilcelerinizin üstüne iyice bastırıyorsunuz ve yatıyorsunuz. Sabaha kadar bu kalıyor. Gel bakalım şimdi senin sivilcelerini biz kurutalım. Evet. 10 dakika sonra saatimize bakalım. 10 dakika sonra biz bunu yıkayacağız. Tabii ki yanaklarımızda, alın ortasında. Her akşam yapacaksın değil mi? Evet. Unutma. Üç malzeme de hiçbir şekilde sizin ekonominizi sarsmıyor. Kolay, hızlı bir çözüm. Kim istemez ki mucize gibi sivilcelerden kurtulsun, mucize gibi bir gecede azalsın sivilceleriniz. Bugün size vereceğim bak bu kadar gördüğünüz bu kadar değerli tarifler inanın bana ki işe yarayacak. Sadece uygulamanız gerekiyor. Maskelerimiz hazır. Ve kapatıyoruz. Öykücüğüm sen de kendinkini kapat. Bu maskeleri size hediye veriyorum. Bittikçe hazırlıyorsunuz. Ayrıca arkadaşlarınıza da anlatıyorsunuz. Arkadaşlarınızla beraber böyle mücadele edin. Süngerlerle, fondötenlerle, kapatıcılarla, pudralarla değil. İkinci malzememiz de buydu. Tamam. Buyurun. Güle güle kullanın. Bu da sizin maskeleriniz. Bizim kızlar bugün çok güzel iş çıkarttınız. Ben sizi bugün çok beğendim. Hem tiyatronuzda hem de ki anlatımızda hele o zeytini çok güzel anlattınız. Size bir ödülüm var. İster misiniz ödül? İsterim. Biraz da yordum sizi. O zaman ödülümüzü de üçüncü kutudan alalım mı? Öykücüğüm üçüncü kutuyu getiriyorsun. Bakalım üçüncü kutumuzda ne var? Oo, ödül olarak kızlarımıza meyveli yoğurt. Bu senin. Teşekkürler. Bu da senin. Teşekkürler. Bu meyveli yoğurt buraya sadece size soluğunuzu almak için değil. Size bu da faydalı olacak. O yüzden getirdim. Bir bakın nasıl bir tadı var. Beğeniyor musunuz? Hı. İçinde elma var.
Var. Elma. Ve yoğurt. Birazcık da tarçın. Ne işe yarıyor bu elma, yoğurt ve tarçın? Her akşam size tavsiyem. Sadece yüzeysel değil, sadece yüzünüzde maskeyle değil, yüzünüzdeki o sivilceleri kapatmakla işlem yapmayın. Birazcık da içten de kendinizi besleyin. Yani tavsiye ediyorum size ki bol bol salata yiyesiniz. Tavsiye ediyorum ki yeşil soğan tüketesiniz. Küçük de sırrım var size. Mutlaka akşam bu küçük sırrı da unutmayın. Küçük de olsa bir sarımsağı yutun. Ve yoğurtla karıştırıp yiyin. O kadar işe yarıyor ki. Çünkü sarımsak doğada bize verilen en önemli antibiyotik gibi. Kullanmıştık ve kullanıyoruz. Unutmayın. Tamam. Salatalarımızı bol yiyeceğiz. Ama ben size bunun tarifini vereceğim. Şu güzel yoğurtun tarifini vermek istiyorum. Bunun için bize bir kase yoğurt gerekecek. Bunun için bize iki tane elma gerekecek. Tarçın. Ve rende. Bu kadar. Akşamları yatmadan önce benim güzel kızlarım yatmadan önce iki tane elma veya bir tane yeşil elma ya bir tane kırmızı elma hiç fark etmez. Elmanızı güzelce kabuğunu soyalım ve güzelce rendeleyelim. Ben başlıyorum. Siz yiyorsunuz, yiyin. Ben sizin için hazırlayacağım. Bugün ben hazırlıyorum. Yarından kendinize hazırlayacaksınız. Elmamı soydum. Siz hep duymuşsunuz değil mi elma ne kadar faydalı? Tabii ki. Elma demir eksikliği varsa, elmada çok fazla vitaminler var. Varsa bunları biz tavsiye ediyoruz uzmanlar. Elmamı rendeleyeceğim. Bir dakikanızı alacak. Ve kabımın içine elmamı koydum. Üstüne yoğurtumu ilave ediyorum. Her akşam size tavsiyem mutlaka bunu tüketin. Bu sadece sivilce akne için değil. Sizi formda tutacak. Zayıflatıyor. Fit tutuyor. Tüm gün yediklerinizi hazmı kolaylaştırır. Karıştırdım. İçine tarçın ilave ediyorum. Tarçın sevdiğiniz kadar. Yani çay kaşığı bile yeterli. Şu şekilde. Merhabalar, merhabalar benim güzel hanımlarım, güzel genç kızlarım ve anneler. Bugün yine de sivilce akne probleminin devamını yine de bugün bu masaya yatıracağız. Ve kızlarımızla beraber ikinci aşama. Artık daha profesyonel, artık birazcık alıştık, daha profesyonel ürünler hazırlayacağız. Birinci dereceli sivilce ve akne, yani yeni başlamış sivilceler için bugün mücadele edeceğiz ve savaş ilan ediyoruz. Sivilceler bizden öyle bir korkacak ki. Ben yine de bugün iki tane kızımla geldim. Geçen hafta hatırlıyorsunuz değil mi? Böyle acemi kalmışlar, bir sürü pudra kullanıyordular, fondötenler kullanıyordular. Biz onlara çok güzel ürünler hazırladık. Yıkama suları, özel bir yoğurtları vardı akşam yiyecek, onarıcı etkisi olan. Çok güzel zeytinli, salamuralı, çok güzel bir maske hazırladık. Bir haftadır kullanıyorlar ve şimdi onların bir cildine bakacağız. Yorumlarını alacağız ve bundan sonra nasıl devam edecekler? Daha zengin, içeriği çok daha zengin tariflerle devam edeceğiz. Hoş geldiniz, rahat rahat oturun ve bizi izleyin. Gençlerle konuşmak, onların dünyasına girmek, onlarla bir şeyler hazırlamak, süslenmek en sevdiğim konu. Ne kadar zararlı olduğunu, ne kadar sizin yaptığınız daha da zararına iki kat zarar kattığını size göstermek istiyorum. Nerede sivilcelerimiz var? Sivilce olmayan yerlere sürmeyelim. İyice kuruyacak cildimde ve ondan sonra iyi geceler.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Koca bir hafta geçti. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Ben bayılıyorum gençlere. Gençlerle konuşmak, onların dünyasına girmek, onlarla bir şeyler hazırlamak, süslenmek en sevdiğim konu. Şimdi bir hafta geçti. Maskelerinizi kullandınız mı? Kullandım. Senden başlıyorum. Kullandım. Hadi buyur. Yani her akşam kullandım. Verdiğiniz yoğurtu da kullandım. Çok iyi şu an. Yüzümde yazan sivilcelerimi sıkmıyorum. Daha kurudu, onu hissedebiliyorum. Çok memnun kaldım. Kurudu. Demek ki bizim kızımız bugün kuruluktan muzdarip. Evet, ilk aşamada sivilceleri biz kurutuyoruz. Sivilceleri biz absorbe ediyoruz. Ki hiçbir yere dağılmasınlar. Hiçbir yere yayılmasınlar. Tabii ki onları birazcık kurutmamız gerekiyor. Ama bugün çok güzel bir gece nemlendiricisi. Gençler için gece nemlendirici hazırlayacağım. Çok iyi ettiniz, geldiniz. Dolu dolu bir program hazırladım sizin için. Kullandın mı? Kullandım. Nasıl? Memnunum. En çok hangisinden memnunsun? En çok maske. Beni aramıştın, evet. Maske. 10 dakikadan fazla bekletmiyorsun, değil mi? Evet. 10 dakikadan fazla bekletmiyoruz maskelerimizi. Genç kızlarımız 15. dakikada artık cilt daha da fazla kuruyor. O yüzden cildiniz çok hassas olduğu için her türlü toniklar, maskeler 10 dakikadan fazla tutmayalım. Yoksa sonra bir de yanıklarla uğraşmayalım, kurulukla uğraşmayalım. Şimdi sevgili annelerim, sivilce akne konusunu başlamadan önce size bir tavsiyem. Sivilceleri çocukların yüzünde, sivilceleri önce bir bakalım ve sayalım. Niye bir sivilce sayacağız diyorsunuz? Uluslararası dermatoloji doktorlar tarafından alyansla onaylanmıştır. Sivilce eğer birden 10'a kadarsa o zaman birinci dereceli sivilce akne problemi yaşıyoruz. Eğer 10'dan 35-40'a yakın sivilce varsa demek ki artık gerçekten de ilerliyor, yayılıyor, enfeksiyon çok ciddidir ve derhal doktora gidiyorsunuz. Artık ilaç tedavisine başlayacaksınız. Eğer 40'tan fazlaysa demek ki geç kalmışsınız. Ne kadar erken giderseniz doktora o kadar iyi. Hatta ben şöyle bir iki tane pano hazırladım. Eğer ki bir daha söyleyeyim. Birden 10'a kadar. Resmen aynada sayın onları. Birden 10'a kadarsa birinci derecededir. Yine bir uzmana görünüyoruz. Bakımları yapabiliriz. Bizim verdiğimiz buradaki tariflerden faydalanabilirsiniz. Ki sizde kızlar öyleydi ve bugün biz onların ikinci dereceli olmaması için büyük bir mücadele vereceğiz. Bu bir. İkinci de eğer ki 10'la 40 arasıysa o zaman biz artık bunu kaldıralım. O zaman demek ki biraz geç kalmışız ve derhal gitmemiz gerekiyor. Çünkü tokunmuşlar, sıkmışlar ve yayılmış. İşte bu artık gerçekten zaman isteyen, 6 ile 9 ay arası zaman isteyen iyi bir tedavi görmesi yani gerekiyor artık. Tedavi görmeniz gerekiyor. O yüzden ne kadar erken doktora başvurarsınızsa o kadar sizin için iyi ve onlar kalıcı olarak sizi ömür boyu rahatsız etmeyecektir. Şimdi geçen program siz bana sordunuz. Şems Hanım niye sıkmayalım? Neden sıkmayalım? Küçücük bir sivilcedir. Neden biz onları sıkmayalım? Sıksak ne olacak acaba? Hatta sıkıyorsun, sonra da biraz da alkolle yapıyorsun. Öyle demiyor muyuz? Sıktım, alkolle de onu pansuman yaptım. Ki anneler bunu yapıyor. Alıyorlar, siyah noktaları sıkıyorlar. Gel çocuğum buraya. Nerede bir tane, iki tane? Hemen onu sıkıyorlar. Sakın bunları yapmayın. Neler oluyor biliyor musunuz? Ben şimdi sizi öyle bir panonun yanına götüreceğim ki umarım ki bu programı izledikten sonra bir daha asla sivilcelere dokunmayacaksınız. Ama bunun için önce sivilce sıkmak için önce bir hazırlanacağız ve kıyafetlerimizi giyeceğiz. Giyinelim sizinle öncelikle. Hanımlar size ben önlüklerinizi vereceğim. Çünkü mücadele etmeye gidiyoruz. Şimdi kocaman bir resim, kocaman bir sivilce, akne görüyorsunuz. Sizin için hazırladım ve bugün biz sizinle büyütülmüş, şu anda burada 3 boyutlu büyük bir şekilde büyütülmüş şekilde sivilce aknenin bir ne kadar zararlı olduğunu, ne kadar sizin yaptığınız daha da zararına 2 kat zarar kattığını size göstermek istiyorum. Bu bizim sivilcemiz. Aynı böyle olmuyor mu? Öncelikle derimiz kabarır.
Ondan sonra hafif hafif ağrı başlar ve ondan sonra sivilcemiz oluşur. Ama sivilcenin başlangıcı siyah noktadır. Siyah noktaya dokunmasanız aslında, güzel güzel peelingler yapsanız yaşınıza uygun, bu tuzlu peelingler olabilir, kahveli peelingler olabilir. İnanın ki bunlar çıkmayacak. Çünkü gözeneğiniz hava alıyor, oksijen alışverişi sağlanıyor. O zaman doku iyice oksijen alışverişi yaptığınca temizlik, hijyen, temizlik ürünlerle, sıvılarla yıkadıktan sonra kesinlikle bu türlü sivilceler çıkmaz. Ama çıktı. Haydi gel bakalım sıkalım diyordun değil mi geçen program? Evet. Şimdi büyütülmüş halde bir sıkalım ve görelim neler olur. Öncelikle mücadele ediyoruz değil mi? Size yakın şöyle yapacağım. Evet ve siz bunu böyle hadi sıkın bakalım şimdi. Ay 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 ay. Ay. Sivilceye sıktınız. Diyan dur dur bakalım dur. Sivilceyi boşalttın değil mi? Alkol. Sen zannettin ki sen bu sivilceyi boşalttın, bundan bizim derdimiz bitti. Şuradan akan iltihap her yere yayıldı öncelikle. Her yere. Mikroplar yayılmaya başladı. Güzel bir zemin, güzelce. Şurada patlattığın sivilce alt tabakayı da iltihaplandırdı. Yayıldı da yayıldı. Bir de üstünü üstüne siz... Eğer dışarıda bu işi yapıyorsanız hemen pamukla bile silmeden fondötenle kapatıyorsunuz değil mi? Burada öyle bir enfeksiyon yayıldı ki ben bir tane de yapayım. Sıkıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz, ediyorsunuz, ediyorsunuz. Deri parçalandı, deri bu şekilde yırtık 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 ve zannediyorsunuz ki güzel bir şey yaptınız ama bütün bu yayılmış burada bu şekilde dökülmüş sivilceler sizin cildinizi berbat hale getirdi. Ayrıca şurada sıktığın sivilcenin bir de bu şekilde çukuru da kaldı. Sabah uyanıyorsun bir tane sıkmıştın direkt 10 tane oluştu. Şurada da çıktı, şurada da çıktı, şu olmaz yerlerde çıktı. Ve daha da stres oldunuz. Daha da fazla sıkmaya başlıyorsunuz. Sakın ama sakın şu anda büyütülmüş halde gösterdim size. Kesinlikle ama kesinlikle sivilcelere dokunulmaz. Sivilceleri sıkmazlar. Ama nasıl kurtarırım kendimi şu kötü görünümden? Değil mi? Ne kadar gıcık bunlar. Ne yapalım biz? Diyorsanız oluşmadan önce dikkatli olacaksınız. Hijyenik sularınızı kullanacaksınız. Ve size çok güzel, çok değerli bir formül içerikli olan tonik hazırlayacağım. O toniği hem bundan sonra kendiniz uygulayacaksınız, bundan sonra arkadaşlarınıza ve ondan sonra anne olduktan sonra siz de kızlarınıza anlatacaksınız. Gidelim tonik hazırlamaya sizinle. Bir daha sıkacak mısınız? Hayır. Hayır. Bu manzaradan sonra bence kimse sıkmaz değil mi? Şimdi benim güzel kızlarım, yine de geldik masamıza. Tonik hazırlayacağız. Tonik nedir? Tonik sivilce akneyi darmadağın eden, yok eden, dağılmasını, yayılmasını engelleyen bir pansuman ürünüdür. Yine de sizin için iki tane kap hazırladım. Biri Sara'nın, biri de Öykü'nün. Ve ben istiyorum ki siz kendiniz yapasınız. Bir şey ki insan kendi elleriyle yapıyor, asla unutulmuyor değil mi? Evet. Emek veriyorsunuz ya, bu sizin, bu da sizin. Öncelikle böyle hunilerinizi hazırlayın. Steril tonik şişelerinizi hazırlıyorsunuz ve ben tarifi anlatıyorum. Eldivenlerinizi çıkartmayın. Bu tarifi yaptıktan sonra geçen defa siz benden hediyeler aldınız. Bugün yine de hediyeleriniz var. Bakalım neyimiz var? Öncelikle şöyle koyacağım ve göstereceğim. Sirke, kolonya veya alkol hiç fark etmez. Elimizin altında bulunsun. Öncelikle bir yemek kaşığı kadar sirkemden şişeme ilave ediyorum. Sizinkini de yapalım. Huni'yi koyduk ve bir yemek kaşığı kadar sirkemi ilave ettim. Bu birinci malzeme. İkinci, mutlaka tuzumuz olacak. Aynı o kadar, bir yemek kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Her ikiniz bugün bu tonikle hem öğrenmiş oluyorsunuz hem de ki bundan sonra kendiniz de. Bu defa ben hazırlayayım, bundan sonra siz hazırlarsınız. Tuzumuz tamam. Bir tane de kaşık alacağım. Bu arada
Ne hazırlarsanız hazırlayın. Her malzemenin içine ayrı ayrı kaşıklarla girelim. Tamam mı? Bozulmasın. Bir yemek kaşığı kadar çocuk pudrası ilave ediyorum. Evet. Kurutucu etkisi olduğu için çok güzel bir tonik olacak bu. Ve yarım çay bardağı kadar kolonya ilave edeceğiz. Hangisinden isterseniz, limonlu olabilir. Bakın şişenin neredeyse yarısına kadar kolonya koyuyorum. Fazlaya gerek yok. Ve asla ama asla kesinlikle izin vermiyoruz. Ben tonik kullanmayayım. Aldım ben kolonyayı tek başına böyle zaten sıkmışım. Kolonyayla o sivilceleri yakayım. Yapmayayım bunu. Çünkü ispirto cildi yakacak. İspirto sivilceyi daha da fazlalaştırabilir. Deriyi hassaslaştırabilir. Sakın bunu yapmayın. Suyla karıştırın. Ama kesinlikle tek başına kullanmayın. Sizin hele hele bu yaşınızda kesinlikle bu türlü ağır ürünler kullanılmaz. Tamam. Şu anda biz bunu suyla karıştırdık. Ve menekşe. Canım menekşe. Üç renkli menekşe. Cilt dokusunu güçlendiren, kendisi kadar narin, cildi yapan, lekeleri gideren, siyah noktaları yok eden menekşe. O kadar görüyorsunuz. Her yerde, parklarda, süs olarak evlerde. Hiç aklınıza gelir miydi ki menekşe sivilcelere bu kadar etki gösterecektir? Hayır. Hayır. Sivilce aknenin dostu menekşe diyelim o zaman. Değil mi? Toniklerimize menekşe yapraklarından ilave edeceğim. Şöyle güzelce yapraklarından. Menekşe beni affet ama sen benim derdime dermansın diyorum, özür diliyorum ve menekşemin yapraklarını yıkayıp 4-5 tane olsun. Evet. Ve toniğimin içine ilave ediyorum. Beyaz menekşe olabilir, mor menekşe olabilir ama menekşe olsun. Çeşit çeşit var biliyorsunuz menekşeler. Ama şu gördüğünüz dışarıda bekleyen menekşelerden faydalanacağız biz. İçerideki evde sakladığımız menekşelerin yaprağından değil, dışarıdaki menekşelerden. Tamam mı? Menekşemden koydum ve dezenfekte yapan, işte doğal antibiyotik yerine kullanacağımız burada defne yaprağı. Herkesin bahçesinde de var. Dışarıda her yerde, parklarda var. 5-6 tane. Onu da güzelce yıkıyoruz. Yapraklarımızı, defne yaprağımı da ilave ediyorum. Defne biliyorsunuz o kadar sağlık konusunda faydalı bir yapraktır ki, bitkidir ki. Yemeklere, çorbalara katılıyor değil mi? Evet, evet. Olimpiyatlarda o tacları görmüş müsünüz kızlar? Olimpiyatlarda o şampiyon olana, birinci yer kazanana defne yaprağından taç takıyorlar. Neden? Çünkü defne sağlığın, güzelliğin sembolü sayılır. O yüzden defne bizim için çok önemli. Defnemi de ilave ettim ve kaynanmış ılık su ilave edeceğim. Benim hemen hemen toniğim hazır. Ağzını kapatıyorum. İyice çarkalıyorum. Ve bu tonik size neredeyse 20-25 gün boyunca her gün ama her gün sadece ve sadece sivilcelerinize kullanacak şekilde yeterli olacaktır. Bittikçe eğer ihtiyaç duyarsanız yenisini hazırlayacaksınız. Sevgili annelerim, bu öyle bir tonik ki gerçekten de bir kere hazırladıktan sonra ikinciye ihtiyaç duymuyorsunuz. İnanılmaz güzel sivilceleri azaltır, siyah noktaları azaltır, ciltteki yeni oluşumları azaltır. Mutlaka kullanın ve faydasını göreceksiniz. Ve tamamen doğal. Hepsi natural ürünlerdir. Ondan sonra alıyorsunuz pamukları. Kesinlikle elinizle değil. Akşam yatmadan önce tonikle pamuğa batırıp bir ve iki. Toniklerimizi. Hazırladık pamuklarımızı ve nerede sivilceleriniz varsa alnınızda, çenenizde,
burun kenarlarınızda nerede varsa bu şekilde iyice temizliyorsunuz. Eğer zamanınız varsa koyuyoruz üstüne, uzanıyoruz 10 dakika 15 dakika. Tamam. Tonik duruyor. Yine söylüyorum, fazla bekletmeyeceğiz. Yaptık ve bu tonikten sonra cildinizi yıkamayın. Kalsın cildinizde. Tonikle, iyice cildimizi tonikledikten sonra yine de pudrayla alıyorsunuz çocuk pudrasından azıcık ve nerede o bizi rahatsız eden sivilce varsa onun üstüne batırıyoruz ve yatıyoruz. Kolay mı? Kolay. Bir kere hazırlıyorsun ve bir ay gidiyor size böyle bir tonik. Çok yararlı, faydalı, doğal ve bunu yine de size hediye yapıyorum. Program sonrası sizinkini de bitireceğiz. Size de aynısını hazırlayacağım. Bir ay kullanın, ihtiyaç duyarsanız ikincisini de hazırlarsınız. Ama hiç zannetmiyorum ki ikinciye ihtiyaç duyacaksınız. O kadar etkili, o kadar güzel ve yaşınıza ve bu mevsime uygun bir üründür. Güle güle kullanın. Bu bizim birinci olmazsa olmazlarımızdan. Biraz sivilceden uzaklaşıp, birazcık konuyu dağıtarak size çok güzel bir pano hazırladım. Size bir şey tanıtmak istiyorum. Aslında tanıtmak derken sizi size tanıtmak istiyorum. En çok bizim kızlarımızın mücadele ettiği konulardan biri 15 yaşından sonra, 14-15 yaşından sonra tabii ki tüylenme. Aslında o tüylerle o kadar da uğraşıyoruz ki onlar da neden olur sivilcelerin oluşumuna. Çünkü devamlı oynuyoruz. Devamlı onlardan kurtulmak için çeşit çeşit epilasyonlar yapıyoruz. Yani bu epilasyon sadece epilasyon cihazı değil. Bu hem jilettir, hem iptir, hem ağdadır. Çeşit çeşit uygulamalar yapıyorsunuz. Ve fark ettiniz mi, yaptıktan sonra sanki yağmurdan sonra mantar çıkar ya, sivilceleriniz de öyle her yere yayılmıştır. Değil mi? Size küçük bir tavsiyem olacak ve hızlı bir çözüm söyleyeceğim. Tüyleri azaltan, gerçekten de azaltan bir uygulama. Bir numara. Duşa girmeden önce yapacağız biz bunu. Zeytinyağıyla, ben vücuttaki tüylerden anlatacağım şimdi. Yani bu sizin koltuk altı, bacaklarınızda oluşmuş tüyler için söyleyeceğim. Banyoya girmeden önce. Önce zeytinyağıyla tüm cildinizi, vücudunuzu iyice yağlayın. İyice yağladıktan sonra, hatta bir 1-2 dakika masaj yapın. Yağladıktan sonra bir numara, Sara Hanım siz tutuyorsunuz. Geçiyorum 2 numaraya. Öykü Hanımcığım siz de şöyle tutuyorsunuz. Limon 2 yere kestik ve tuz. Göstereyim size nasıl yapacaksınız. Limonu 2 yere bölüyorsunuz. Ve tuzumuz. Ve bu şekilde banyoya gidiyoruz. Şöyle çekeceğim. Zeytinyağlıyla vücudumuzu yağladık ya, o zeytinyağlı vücudumuza limonu tuza batırıyorum. Bu şekilde. Ve bacaklarımı, karnımı, kollarımı, nerede istenmeyen tüyler varsa iyice masaj yapıyorum. Her yerime. Çok fazla zarar görmeyeceksiniz. Neden? Çünkü zeytinyağını sürmüştünüz. Zeytinyağı artık orada bir vücutta bir koruyucu şey gibi tabaka oluşturdu. Aynen öyle. Bir koruyucu tabakamız var. Üstünden iyice her yerimi, vücudumu tuza batırdım, limonumu ve iyice temizliyorum. 2-3 dakika. 2-3 dakika yaptıktan sonra bu bilirsiniz. Eğer varsa kuru güller satılır. Her yerde var. Dışarıda satılıyor tabii ki, aktarlarda da var. Veya kendiniz de kurutabilirsiniz. Gül kurularını soğuk suda bekletiyorsunuz geceden. Sabah kalktığınızda artık o kendisini bırakmıştır. Herhangi bir içine sirke, herhangi bir içine kolonya veya ispirto katmayın. Saf suda beklesin ve ondan sonra da gül suyuyla vücudunuzu durulayın. 5-10 dakika sonra duşa girip iyice lifinizi, kesenizi, vücudunuzu temizleyip onarabilirsiniz. Kolay mı? Kolay. Bir daha söyleyeyim. Bir numara zeytinyağı, vücutta masaj yapıyoruz. 2 numara limonu tuza batırdım ve masaj yaptım. Buyurun siz tutuyorsunuz. Sara Hanım siz de zeytinyağınızı tutuyorsunuz. Ben de gülü. Zeytinyağıyla masajımızı yaptık.
limonlu tuzla vücudumuzu masaj yaptık. Gül suyuyla yıkadım ve haftada 1, 2, hatta 3 defa yapabileceğiniz doğal bir epilasyondur bu. Tüyleriniz, istenmeyen tüyleriniz azalıyor. O kadar güzel azalıyor ki, çünkü limon tuzla beraber kökleri yakıyor. Ondan sonra çıkan tüyleriniz de azalıyor ve tüy gibi çıkıyor. Deneyin ve göreceksiniz. 15-16 yaşından itibaren, çok eski bir formüldür, eski bir yöntemdir ki biz anneannelerimizden bunu öğrendik ve size bunları anlatıyoruz. Uygulayabilirsiniz, yan etkisi yoktur. Ve 18-19-20 yaşlarına geldiğinizde fark edeceksiniz ki ne kadar o sert tüyleriniz azalmış ve dökülmüştür. Nasıldı? Çok güzel. Bu da çok değerli, evet. Değil mi? Ne kadar erken başlarsak bu türlü doğal bakımlara, o kadar da gelecekte problemler bizden uzak durur. Benim güzel kızlarım, şimdi geri döneceğiz sivilceye ve size yoğun bir nemlendirici hazırlayacağım. O nemlendirici de çok kolay hazırlanıyor. Okuyun bakalım nedir bu? Toz diş macunu. Diş macunu. Toz diş macunu. Her yerde de satılıyor. Beyaz renginde, toz halinde. Eskiden o şekilde kullanırdık biz macunları. Fırçayı batırıyorsun, dişlerini temizliyorsun. Çok da güzel beyazlatıyor. Çok seviyorum ben de. Şimdi geçiyorum tarifime. Kabımı aldım. Temiz bir kabımızı alıyoruz. Ve size nemlendirici hazırlayacağım. Yani birinci programda uyguladığınız o agresif diyelim sivilceleri, agresif tonikle, agresif maskelerle kuruttuk. Cildimizi biraz da nemlendirmemiz gerekiyor ki çok fazla kurumasın cildimiz. Toz diş macunundan bir tatlı kaşığı kadar kabımıza koyuyoruz. Ve evinizde bulunan anti akne krem, anti akne nemlendirici, ne varsa, aloe vera izin veriyoruz. Aloe vera kremli baz olarak kullanacağız. Aloe vera bitkisi varsa onu bile temizleyip sıvısını çıkartabilirsiniz. Aloe verayı ben sıvısını çıkarttım. Ben de böyle çıkartırım ve buzdolabında bekler. Ve buraya diş macunun üstüne 2-3 yemek kaşığı anti akne kremimden veya aloe vera'nın posasından koyuyorum. Ve karıştırıyorum. Ferahlatıcı özelliği olan bu nemlendirici sizin cildinizde 3 ile 5 saat arası da kalabilir. Veya unuttunuz, cildinizde kuruduysa sabaha kadar da kalabilir. Kesinlikle ama kesinlikle bu kremi göz altına kullanmıyorsunuz. Nerede sivilceniz varsa oraya uygulayın. Buzdolabında muhafaza ediyoruz ve her akşam sivilcelerin üstüne sürebiliyoruz. Saracığım gel yanıma. Cildimize sürüyoruz. Nerede sivilcelerimiz var? Sivilce olmayan yerlere sürmeyelim. İyice kuruyacak cildimde ve ondan sonra iyi geceler. Yıkamaya da gerek yok. Alerji yapmaz, tahriş yapmaz. Aksine sabahta kalktığınızda göreceksiniz ki sivilceleriniz, siyah noktalarınız azalmıştır. Beğendiniz mi? Evet. Pratik, hızlı ve yan etkisiz. Bunları yapın benim güzel kızlarım. Yapın ki cildinizde o istenmeyen, kötü görünüşlü akneler, sivilceler sizi rahatsız etmesin. İhtiyaç duymayasınız onları her türlü kimyasallarla kapatmaya. Umarım herkese faydalı olmuştuk biz bugün. İki program sizin için en değerli tariflerimle, kızlarımla beraber elimizden geleni yaptık. Şimdi sıra sizde. Önlem alın. Mutlaka işe yarayacaktır. Sadece birazcık emek vermeniz gerekiyor. Bu kadar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Herkesi seviyoruz. Sağlıklı ve sağlıklı, bol bol sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.